Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz basamak kavramı. Basamak kavramı nedir? İlk ne zaman öğrendik? Ondan bahsedecek olursak ilk önce ilkokul ikinci sınıftayken bize öğretmenimiz birlikler, onluklar şeklinde sayıları tanıtırken iki basamaklı sayılar, üç basamaklı sayılar benzer bir şekilde biraz daha yaşımız ilerledikçe milyonlar basamağı, binler basamağı, milyarlar basamağı şeklinde sayıların basamakları ile ilgili kavramları oluşturduk. Örneğin 254 sayısını biz 200 artı 50 artı 4 şeklinde yazabiliriz. 2 çarpı 10'un karesi, 5 çarpı 10 üzeri 1, 4 çarpı 10 üzeri 0 şeklinde yazabiliriz. 254 sayısında 2'nin basamak değeri 200'ler 5'in basamak değeri benzer bir şekilde 50. 4'ün basamak değeri birler basamağında olduğu için 4. Benzer bir şekilde 23405 sayısında 3'ün basamak değeri kaçtır diye sorarsak 23000 sayısındaki 3'ün basamak değeri 3000, 5'in basamak değeri 5'tir. Mesela şöyle bir sayı düşünelim. 23058 5 basamaklı sayısında basamak değeri en büyük ve en küçük rakamların toplamı kaçtır? 23.058 sayısında basamak değeri en büyük olan 2'dir. Basamak değeri en küçük olansa 8'dir. 2 artı 8 10 yapar. Bundan sonraki kısımda iki basamaklı bir sayı dediği zaman AB sayısı aklımıza geldiği zaman AB sayısının 10A artı B şeklinde. 3 basamaklı ABC sayısı dediği zaman 100A artı 10B artı C şeklinde çözümlemesini göreceğiz. Bu çözümleme yardımıyla bize sorulan sorularda bir anahtar elde edeceğiz. O anahtardan yola çıkaraktan da sorunun çözümü için sayı değerlerini bulmak için işlemler yapacağız. Mesela İki basamaklı bir sayı düşünün. Bu düşündüğümüz sayının rakamlarını yer değiştirelim. Onlar ve birler basamağını yer değiştirdik. Sonra bu bulduğumuz iki sayıyı topladık ve 77 yaptı. Soru şu. Bu şarta uygun kaç tane iki basamaklı sayı vardır? Şimdi çözümlemesini yaparsak AB artı BA eşittir 77 diyoruz. 10A artı B artı 10B artı A eşittir 77. 11 parantezine alırsak A artı B 77. A artı B eşittir 7. Şimdi sayı değerlerini bulmaya çalışalım. A'ya 1 verdiğimiz zaman B 6. 2 verdiğimiz zaman 5. 3 verdiğimiz zaman 4. 4 verdiğimizde 3. 5 verdik 2. 6 verdik 1. Bu şart uygun. Yani rakamları yer değiştirdiği zaman iki sayının toplamının 77 şartını sağlayan 6 tane ikisi basamaklı sayı vardır. Başka bir soru düşünelim. Rakamları çarpımı 12 olan iki basamaklı sayıların toplamı kaçtır diye sordu. Şimdi ilk bilgi rakamlarının çarpımının 12 olması. 12'nin çarpanlarını düşünelim. 12'nin çarpanları 1'e 12 olabilir, 12'ye 1 olabilir, 6'ya 2, 2'ye 6 ama sorumuzun başında söylediğimiz gibi iki basamaklı bir sayı. Bir rakamdan bahsediyoruz. 12 diye bir rakamımız mevcut değil. O zaman bu şartlara uygun bir sayı olarak 62'yi alabiliriz. Aynı zamanda 26'yı da alabiliriz. 43'ü alabiliriz, 34'ü alabiliriz. Bu sayıları alt alta yazıp topladığımız zaman 165 olarak buluruz. Şimdi başka bir soruyla ilgilenelim. AB iki basamaklı doğal sayıdır. AB artı A artı B eşittir 81 olduğuna göre A eksi B kaçtır diye sormuş. Sorunun başında AB'nin iki basamaklı olduğunu belirtiyor. Belirtmediği zaman onun anlamı A çarpı B demektir. Ama iki basamaklı dediği zaman değer kazandırmış olup A, AB sayısındaki A'nın basamak değerinden dolayı 10A artı B artı B artı A eşittir 81. 11A artı 2B eşittir 81 diye bir denklem oluşturduk. 81 tek bir sayı. A ve B'nin de rakam olduğunu biliyoruz. 2B'nin de çift olduğunu gördük. O zaman değerlerimizi düşünelim. A ve B'nin rakam olduğuna 81'i e en yakın 11'in katı bir sayı ne olabilir? Mesela 77. O zaman A'ya 7 verirsek, B'ye de 2 değerini verirsek bize verilen denklemi sağladığını gördük. 11A artı 2B eşittir. 81 denkleminde A 7, B 2'dir. 7 eksi 2 bize sorulan soru A eksi B kaçtır diye sormuştu. O da 5 olarak bulabiliriz. Başka bir soruyla devam edelim. İki basamaklı bir sayının rakamları yer değiştirdiğinde sayı 36 küçülüyor. Ne demek bu? AB diye bir sayımız var. Bunun rakamlarını yer değiştiriyoruz. BA diye iki basamaklı yeni bir sayı oluşturuyoruz ve aralarındaki farkın 36 olduğunu. Çözümleme yaparsak 10A'dan 1A çıktı. 9A. Benzer bir mantıkla 1B'den 10B çıktı. 9B. 9 parantezini alırsak 9 parantezinde a eksi b eşittir 36. a eksi b eşittir 4. a eksi b eşittir 4 bu soru için bir anahtar. Diyor ki soru iki basamaklı bir sayın var. Rakamları yer değişiyor. Sayı 36 küçülüyor. O zaman bu sayının özelliği birler basamağıyla onlar basamağı arasındaki fark 4'müş. Sayıların ikisinin de iki basamaklı olduğunu unutmadan değer vermeye başlayabiliriz. B'ye 1 verdiğimiz zaman A5, 2 verdiğimiz zaman 6. Benzer bir mantıkla değerlerimizi devam ettiriyoruz. B'ye 5 verdiğimiz zaman A9 çıkıyor. E sorunun başına dönersek bu sayıların çarpımının en büyük değeri soruluyor. O zaman A9 ve 5'tir. 9 çarpı 5, 45'tir. Başka bir soruyla devam edelim. Rakamları toplamı 84 olan en küçük sayı kaç basamaklıdır? Şimdi sorumuzda rakamları toplamı 84 olan birçok sayı yazabiliriz ama istediğimiz en küçük sayıyı ve bu sayının da en az kaç basamaklı olduğunu söylüyor. O zaman biz bu sayıda bol bol 9 kullanmamız basamak değerini azaltır ve sayımızı daha küçük basamaklı bir sayı yapar. 84'ü 9'a böldüğümüz zaman 9 defa 9 var. Kalan 3. O zaman 9 tane 9 kullanıp bir de 3 kullanacağız. E sayının küçülmesini istiyorsak 3'ü en başa getirirsek toplamda 9 tane 9, bir tane de 3 yani 10 basamaklı bir sayı elde ederiz. Şimdi yeni bir soru tipi. Genelde sorular küçükken yapılan küçük hatalardan yola çıkaraktan işte iki basamaklı bir sayıyla başka bir iki basamaklı sayıyı çarparken çarpma işlemi esnasında basamak kaydırma diye bir kavram var. Neden basamak kaydırıyoruz? Örneğin sorumuzda olduğu gibi AB çarpı 32 sonra CD yazmışız sonra EF normalde EF'yi bir basamak kaydıracakken kaydırmadığımız için sonucu 140 olarak bulmuşuz. Basamak kaydırmamak, sayıya basamak değeri kazandırmamak anlamında. Yani 2 tane AB, 3 tane AB toplamda 5 AB'yi yanlışlıkla hesaplamış oluyoruz. Orijinalde yaptığımız 2 tane AB, 30 tane AB, toplamda 32 tane AB. Sorumuzda da zaten doğru çarpım yapılırsa sonuç kaç olur diyor. Yanlış çarpımın sonucunda 5 tane AB eşittir 140. AB buradan 28 olarak bulunur. 28 ile 32'yi çarparsak 2 çarpı 28 eşittir 56. 3 çarpı 28 basamak kaydırdık. Esasında orada 84 gibi gözükse de orijinaldeki değeri 840'tır. Topladığımız zaman 896 olarak cevabı buluruz. Şimdi yeni bir soruyla devam edelim. Onlar basamağı iki olan 4 basamaklı bir sayının birler ve binler basamağı yer değiştiriyor. Ve yeni bir sayı oluşuyor. Bu oluşan sayıyla önceki sayı arasındaki farkın en fazla kaçtır diye sordu. Şimdi o zaman sayılarımızı kendimiz yazalım. A, B, 2, C diye bir sayımız olsun. C ile A yer değiştirdik. Birler ve Binler basamağını yer değiştirdik. Yeni sayımız CB2A şeklinde bir sayı. Ve bu ikisinin arasındaki farkın ne olması istiyoruz? En çok olması istiyoruz. O zaman A burada daha değerli bir sayı olduğu için A'yı mümkün olunca büyük seçmemiz gerekiyor. A'ya 9 değerini verelim. C'ye de 1 verelim. E sonuçta çıkartma işlemi yapacağız. En sondan başlarsak 1'den 9 çıkmaz. Yandan bir onluk aldık. Ne oldu? 11'den 9 çıktı. 2. Burada 1 kaldı. 1'den 2 çıkmaz. Yandan yine bir tane 10'lu kaldık. 11'den 2 çıktı. 9. B sayısı bir azaldı. B sayısının şu andaki değerini bilmiyoruz. Kendimiz bir rastgele değer verebiliriz. Mesela 5 olsun B. Bir azaldı 4. E 4'ten 5 çıkmaz. O zaman A sayısı. Yani biz A'ya 9 demiştik. Bir azaltırsak 8 oldu. 8'den yani A'da 8 olarak kaldı. B sayımız da artık 14. 14'ten 5 çıktı 9. A sayısı 8'di. 8'den 1 çıktı 7. O zaman iki sayı arasındaki en büyük fark 7992 olur. Şimdi başka bir soruyla değerlendirme yapalım. AB, BA ve AA iki basamaklı doğal sayılardır. Bir eşitlik verilmiş. AA bölü AB artı BA eşittir 2 bölü 5 şartını sağlayan kaç farklı AB sayısı vardır diye soruluyor. Şimdi yine çözümleme yaparsak AA sayısı 11A. Aşağıdaki ifade AB artı BA yine çözümleme yaptığımız zaman 11 parantezinde A artı B eşittir 2 bölü 5. 11'leri sadeleştirirsek içler dışlar çarpımı yaptığımız zaman 5A eşittir 2A artı 2B. A'yı diğer tarafa atarsak 3A eşittir 2B. 3A eşittir 2B ifadesinden artık kaç farklı AB sayısı yazabileceğimizi bulmaya çalışacağız. 3A eşittir 2B ifadesinde A 2'nin katı B de 3'ün katı olmak zorunda eşitliğin sağlanabilmesi için. A'ya 2 verirsek B 3, A'ya 4 verirsek B 6. A'ya 6 verirsek B 9. Toplamda yani yazabileceğimiz sayılar 23, 46 ve 69. 3 farklı sayı yazabiliyoruz. Bugünkü konumuzda basamak kavramından, basamaklardaki değişikliklerden, değişikliklerin sonucunda oluşan yeni sayılardan ve bu sayıların işlem sonuçlarını nasıl etkilediğini gördük. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.